Merhaba arkadaşlar, Rubik projesinden sizlere bahsetmiştim. Rubik projesi ile ilgili yapmış olduğumuz videolarda platform ile ilgili sizlere bilgi vermiştim. Rubik'in burada ürünlerini görüyoruz. Trading platformu, free token ve airdrop linklerini gördünüz, productlarını gördünüz. Ve burada launch product ve red one pager diyerek one pager'ını da izleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda Ethereum, Binance Chain ve Tron üzerinde de işlemlerin yapıldığını ve Rubik platformasında DeFi projesi olmasından bahsetmiştik. Ve aynı zamanda Airdrop, Profit Save ve Pool'larda Mavish işte platformasını görüyorduk. Buradan White Paper'ına da baktığımız zaman Rubik'in nasıl bir proje olması ve DeFi projeler içinde blockchain teknolojisi kullanan projeler içinde nasıl bir proje olması ile ilgili de buradan bilgileri yer almıştı ve biz bu bilgileri anlamıştık. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada smart contract'tan, blockchain ve backend'lerden, database'den bahsediyor ve smart contract'ın kripto Rubik olarak GitHub'da listelendiğini, unique ID swap'ın olduğunu ve diğerlerini burada görüyorsunuz. Interface'i görüyorsunuz. Coin'in ve projenin çalışma şeklini görüyorsunuz. Ve R20 platformuna ait olan RBC tokenlarını görüyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi RBC tokenlarını biz alabiliyoruz. Burada yeni swap'tan, marketing manipülatörlerden, Mavish holder'larından bahsetmiştik sizler için. Ve görmüş olduğunuz gibi bunlardan bahsettik ve yol haritasından bahsetmiştik sizler için. Ve şimdi burada bundan da bahsetmek gerekirse bu takımın 2017 yılından bu yana birçok başarılı projeler gerçekleştirdiğini görmüştük. Ve Neo, Ethereum, Tron, EOS, RSK ve Waves gibi platform ile 6 blockchain'de bu smart contract işlemlerini yapmıştı. Ve kendi için token yaratmıştı. Bakın burada Crypto Token diyerek bunu görebilirsiniz yani. Mavish platformunu görebilirsiniz. Bu projeye ait yani Rubik projesine ait olan bu platformu görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi Ethereum, Binance, Tron, EOS ve Neo Waves'te bu projelerin yaratılması için yeni bir tokenların, yeni bir ürünlerin yaratılması için kullanılıyordu burası. Ve bu Mavish platformunda Rubik'e ait olan bir özellikti diyebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi burada Neo'dan Quartz, Ducatus, Waves, Enictum, Axion Network ve birçok projeleri başarılı bir şekilde bitirdi Rubik firması. Ve burada da Rubik ile ilgili tokenların yaratılmasını, airdropların geçirilmesini ve trading platformunu görebilirsiniz. Bakalım bu trading platformu nedir? Trading platformuna girdiğimiz zaman burada pay to pay trades'i görüyoruz ve burada coin'leri seçim yaparak, bakın burada coin'leri seçiyoruz. Mesela Ethereum olsun ya token'lar olsun, Tether olsun, Crypto Common kendi ya Chainlink ya USDC, Unus Coin, Hex ve bir sürü coin'lerin burada trade'ini görüyoruz. Ve bu coin'lerde görmüş olduğunuz gibi burada işte nasıl bir trade yapılmasını, mesela diyelim ki Ethereum, bir tane Ethereum'un burada kaç diyelim Tether'e işte önü gördüğünü, mesela diyelim 400'de, bu zaman bizde burada CoinMarketCap'deki burada yüksekliğini ifade ediyor ve burada biz diğer özelliklerini de kullanarak trade diyebiliriz. Şu anda Rubik işlemi bunları yapıyor ve burada görmüş olduğunuz gibi order book'lar yerleştirildi ve merkeziyetsiz olması ile ilgili bilgi var. Burada bitme zamanı var ve burada eşitlenmesi var. Yani siz de kendiniz de burada trade yapabilirsiniz ve burada login by MetaMask diyerek de işlemlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada Twitter, işte Telegram, mailden ya da işte GitHub'dan, Twitter'dan iletişim kurabilirsiniz. Mesela bundan önce olan işlemlere bakalım Rubik'te. Rubik ile ilgili haberleri burada görüyoruz. Rubik'in artık ilk DeFi multi-chain platform olması ile ilgili burada bilgiler var ve şu anda projenin çalışmasını söylüyorlar. Burada multi-chain'in smart chain'deki işlemlerin de başarıyla tamamlandığını gösteriyorlar ve public token sale 10 dakika içinde bitmiştir. Öteki ayda işte Eylül'ün 24'ünde Uniswap'ta listeleneceği ile ilgili, bakın burada da Uniswap protokola ekleneceği ile ilgili bilgi var. Ama diyor ki bu zamandan daha çabuk RBC tokenlar yerleştirilmeyecektir. Bakın bundan önce Ethereum kabul etmiyorlardı ve
Token sale'ler, yani işlemler gerçekleştirildi. Bakın Rubik 22 Eylül'de token sale olarak burada insanlara satışa sunuldu. Bakın burada start tarihini gösteriyor. Ve şimdi de Uniswap'ta bunun satışı gerçekleşecektir. Ve bunun için sadece burada görmüş olduğunuz gibi, haberlerde olduğu gibi Uniswap protokolda, yani burada artık trade açılacaktır Uniswap'ta, Uniswap org sitesinde. Ve bu trade açıldıktan sonra siz burada Connect Wallet diyerek buradan işte yazacaksınız. RBC olarak yazacaksınız. Ve burada token çıkacaktır. Ayın 24'ünden sonra yani. Ve burada da siz Connect Wallet diyerek buradan buradaki herhangi birine transfer edebileceksiniz ve böylelikle borsaya açılmış olacaktır. Ve buradaki görmüş olduğunuz özellikler ve diğerlerini de burada platformdan kullanabilir ve yani bunu coin'in satış veya alış işlemlerini görebilirsiniz. Burada da yol haritasını görüyorsunuz ve diğer bilgileri izleyebilirsiniz. Ama Rubik ile ilgili esas haber bu ki biz RBC tokenlarını Eylül 24'ünde burada 24 saatten geç olmayarak Uniswap protokolda burada listeleyecekler ve biz Uniswap protokolun Twitter blogunda da bunlarla ilgili bilgileri, bakın burada da bundan önceki eklenen bilgileri görebilirsiniz. Ve böylelikle Rubik ile ilgili bilgileri alacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, başarılar dilerim.